çıktım, büyüdüm, neşeyle yürüdüm. Merak edip öğrendim, öğrenmeyi çok sevdim. Buluşup okulda oynarız doya doya. Ayşe, Kerem ve Selim, hep beraber öğrenelim. Arkadaşlık ve dostluk birazcık da macera. Sen de gel aramıza, gülelim, eğlenelim. Arkadaşlık ve dostluk birazcık da macera. Sen de gel aramıza, hep beraber öğrenelim. Hep beraber öğrenip birlikte eğlenelim. Kendime saygı duyuyorum. Koş Kerem, koş. Çok hızlıyım, çok. Limon. Ayağım acıdı. Ama zamanında durdum. Limon hala uyuyor. Yakaladım seni. Şşş, Kerem dur. Ne oldu Elif? Limon uyuyor. Limon, uyuyor musun? Kerem, şşş, sessiz ol lütfen. Uyandıracaksın Limon'u. Bak gördün mü, uyandı. Hı? Ne olacak ki Elif? Biz de uyanıyoruz. Ama gürültü yüzünden aniden uykundan uyandığını düşün Kerem. Hoşuna gider mi? Gitmez sanırım. Haklısın Elif. Rahat rahat uyumak Limon'un da hakkı. Ona saygı duymalıyız. Limon, seni uyandırdığım için çok özür dilerim. Söz, bir dahakine daha dikkatli olacağım. Çocuklar, hadi okula geç kalmayalım. Hadi Kerem, yarışa devam edelim. Bekle beni Elif. Ay, ayağım. Seni geçtim. Sen şimdi görürsün. Ayağım. Elif, geçtim seni, geçtim. Bugün yarışı ben kazandım, ben. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Bahçeye. Hadi oynayalım. Ne oynayacağız? Yakalamaca. Elif, Ebe. Kaçın Elif, Ebe. Dikkatli olun, burada civcivler var. Evet, çok küçük oldukları için yanlışlıkla onlara çarpabiliriz. O zaman onları rahatsız etmemek için diğer tarafta oynayalım. Evet, öyle yapalım. Kumla oynayalım mı? Evet, kumdan kale yapalım. Kumları kovalara dolduralım. İşte oldu. Hadi ters çevirip koyalım. Hayır, buraya gelme, olur mu? Evet, burada biz oynuyoruz. Hor hor, lütfen. Hor hor, ama kalemizi yıkıyorsun. Biz civcivlere saygı gösterdik. Onlar rahat rahat gezsin, dolaşsın diye buraya geldik. Evet, sen de bize saygı göster lütfen. Eyvah, kaçın. Kovalayacak şimdi. Kaçın. Ama hep böyle yapıyorsun hor hor. Evet, oyunumuzu bozuyorsun. Hor hor, bu kadar yeter. Sonunda gidiyor. Elifciğim, ayağında bir sorun mu var? Önemli bir şey değil öğretmenim. Hor hor gitti. Hadi oyuna devam edelim. Bence biraz
Biraz yakalamaca oynayalım. Hem civcivler de gitti. Artık onları rahatsız etmeyiz. Minik tırtırlarım, başka bir oyun oynayalım mı? Nasıl bir oyun öğretmenim? Saygı oyunu. İlk kez duyuyorum bu oyunu. Ben de. Peki nasıl oynanıyor öğretmenim? Önce üzerinde düşünüyoruz. Mesela kime saygı duyarız? Saygı duymak neden önemlidir? Hayvanlara saygı duyuyoruz öğretmenim. Çok güzel bir örnek Selimcim. Peki saygımızı nasıl gösteririz? İşte bunlara cevaplar aramanızı istiyorum. Sunumda yapacak mıyız öğretmenim? İstiyorsanız yapabilirsiniz tabii. Bizimle birlikte yaşıyor birçok canlı. Hayvanlar, böcekler, bitkiler saygı duymalı. Bizimle birlikte yaşıyor birçok canlı. Hayvanlar, böcekler, bitkiler saygı duymalı. Yalnız değiliz dünyada, yaşıyoruz bir arada. Yalnız değiliz dünyada, yaşıyoruz bir arada. Sunum için hazır mısınız minik tırtıllarım? Hazırız. Başlayın öyleyse. Öğretmenim, hayvanlara saygı göstermeliyiz. Etrafımızda bizimle birlikte yaşayan bir sürü hayvan var. Bahçede dolaşmak, gezmek karıncaların da hakkı. O yüzden onlara saygı göstermeli ve rahatsız etmemeliyiz. Mesela Horhor bugün bizi rahatsız etti ve oyunumuzu bozdu. Bize saygı göstermedi. Eğer biz de Horhor gibi yaparsak etrafımızı rahatsız ederiz. Çok doğru minik tırtıllarım. Hayvanlar da bizim gibi uyur. Mesela kediler. Sokakta uyuyan bir kedi görürsek sessiz olmalıyız. Onu uyandırmamalıyız. Çevremize karşı da saygı göstermeliyiz. Sokaklarımızı temiz tutmalıyız. Bunların hepsi çok önemli şeyler çocuklar. Peki başka neye, kime saygı göstermeliyiz? Ağaçlara öğretmenim. Ağaçlar bize oksijen verir. Dünyamız için çok değerlidir. O yüzden onlara iyi bakmalıyız. Ben ağaçları çok severim. Dallarına dikkat ederim. Toprağı kurumuşsa onları sularım. Ağaçlar çok önemli gerçekten. Ama önemli olan bir şey daha var. Ay, ayağım acıyor. Her şeyi söyledik öğretmenim. Çevremiz ağaçlar, bitkiler, hayvanlar, yaşlılar. Herkese ve her şeye saygılı olmalıyız. Çok önemli bir şeyi atladınız. Neyi atladık ki? Kendimize saygıyı. Kendimize mi? Ama kendimizi düşünürken ya başkalarını unutursak? Unutmayız Kerem. Biz iyi olmazsak, kendimize dikkat etmezsek etrafımıza nasıl dikkat ederiz? Ben anlamadım. Ben anladım Kerem. Bugün okula gelirken ayağımı burktum. Öyle mi? Ben görmedim Elif. Ayağım çok acıdı ama önemsemedim. Acısı giderek arttı. Ben kendime saygı göstermediğim için böyle oldu. İşte beklediğim cevap buydu. İnsan önce kendisine saygı duymalı. Zaten o zaman çevresine karşı da saygılı bir insan olacaktır. Ben kendime saygılıyım öğretmenim. Dişlerimi fırçalarım, zamanında uyurum. Çünkü sağlıklı olunca mutlu oluyorum. Mutlu olunca çevreni de mutlu edebiliyorsun, öyle değil mi? Evet öğretmenim. Aferin çocuklar size. Çok iyi bir sunum yaptınız. Elifçim, sen şimdi burada otur, ben bir ayağına bakayım. Peki öğretmenim. Ayağını hareket ettirebiliyorsun. Bir sorun yok gibi. Ama ben yine de anneni arayıp haber vereceğim. Geçmiş olsun Elif. Çok acıyor mu? Yok, çok acımıyor. Üstüne basınca birazcık sızlıyor. Bir keresinde ben de düşmüştüm. Ayağım çok acımıştı. Ama sonra geçiyor. Elifçim, annem birazdan burada olur. Hadi biz de sınıflara çıkalım. Dur Elif, ayağına basma. Evet, bizi tutun. Tamam. Dikkat etmelisin Elif.
Teşekkür ederim arkadaşlar. Günaydın ayıcık. Günaydın kızım. Anne bak, ayağım hiç acımıyor. Artık iyileşti. Evet kızım, çok iyi görünüyorsun. Biraz dinlenmen iyi geldi. Hemen okula gitmek istiyorum. Bir daha ayağını çarparsan, canın acırsa bana mutlaka söyle, olur mu kızım? Merak etme anneciğim, mutlaka söyleyeceğim. Ağrımı görmezden gelmeyeceğim. Çünkü ben artık kendime saygı gösteriyorum. Öyle mi? Evet anne, ben hem kendine hem çevresine çok saygılı biriyim. İşte benim tatlı kızım.